ART ekranlarından hepinize merhaba değerli izleyenler. Haber Masası programıyla karşınızdayız. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu vesileyle biz de ART olarak tüm mini kardeşlerimizin bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz. Ve bugünün anlam ve önemine yönelik olarak stüdyomuzda Sayın Emekli Büyükelçi, Tarihçi Sayın Bilal Şimşir'i ağırlayacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sayın Şimşir, dediğimiz gibi bugün 23 Nisan Türkiye hem Çocuk Bayramı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 88. yıl dönümü. 23 Nisan'ın bu anlamda iki önemi var. Hem Çocuk Bayramı oluşu hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü. Siz nasıl değerlendirirsiniz 23 Nisan'ın önemini? Çok önemli. Çocuk Bayramı olması daha sonra oluyor. Şimdi evet. 23 Nisan 20'de kuruluyor meclis. Çocuk Bayramı ilk defa 29 yılında. Hı hı. Ankara Palas açılmış 28 Mayıs'ında ilk. Evet. Misafiri de Ankara Palas'ın Afganistan Kralı Amanullah oluyor. Mayıs 28'de. 29'da Ankara Palas'ta bir çocuk balosu yapılıyor. Ve Atatürk de bu çocuk balosuna geliyor. Ondan sonra o zaman Çocuk Esirgeme Kurumu bütün teşkilatına, yurt içi teşkilatı bugünü çocuk bayramı gibi kutlayın diyor. Ondan sonra gelişiyor. Ama esas itibariyle Ankara Büyük Millet Meclisi'nin açılması egemenlik bakımından önemlidir. Evet. Ve bizim tarihimizde iki bakımdan çok önem taşıyor. Bir tanesi cumhuriyete giden büyük aşamalardan bir tanesidir. Evet. Yolda. İkincisi de Ankara bakımından, Ankara'nın başkent oluşu bakımından. Şimdi bildiğiniz gibi işte 19 Mayıs'ta Atatürk Samsun'a çıkıyor. Daha o tarihlerde Haziran demeçleri, konuşmaları, telgrafları var. Meclisi düşünmeye başlıyor. Hı hı. Şimdi meclis İstanbul'daki son Osmanlı Meclisi Mondros Mütarekesi'nden sonra kapatılmıştı padişah tarafından. 1919 yılında meclis yoktu. Yani İstanbul'da da yok, başka yerde de yok. 1919 yılı içinde meclis tekrar açılması için seçimler yapılacak. Evet. Ama daha o tarihte nerede toplanacak yeni meclis diye konuşmaya başlanıyor ve Atatürk bunu çok önceden başlıyor. İstanbul'da açılması sakıncalıdır diyor. Görev yapamaz orada diyor. İstanbul henüz resmen işgal edilmemiş. Esas işgali 16 Mart 1920'de. Fakat 19 yılı sonlarında meclise seçimler yapılıyor, iki dereceli seçimler ve meclis İstanbul'da açılıyor. Son Osmanlı Meclisi. Evet. Atatürk'ü ve tabii Mustafa Kemal ve arkadaşlarını da meclise seçiliyor. Fakat Atatürk Erzurum milletvekili olarak İstanbul'a gitmiyor. Diğer arkadaşları İstanbul'a gidiyorlar. Ve 28 Ocak'ta Misak-ı Milli kabul ediyor meclis. Evet. Bunun üzerine zaten baskı yapmak için Sevr'i Türkiye'ye dayatmak için İstanbul'u işgal ediyorlar İngilizler. Ve meclisi de basıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'un da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması için güvenli bir yer olmadığını tabii anlıyor, bu defa ispat etmeye gerek kalmıyor. Meclise giriyor İngiliz polisi. Evet. Bazı milletvekilleri mesela Rauf Orbay gibi bunları meclis toplantı halindeki alıp götürüyor. Ondan sonra Malta'ya sürüyor. Evet. Ondan sonra milletvekillerinin hiçbirinin İstanbul'da güvende olmadıkları anlaşılıyor. Ve bunlar Ankara'ya ve Anadolu'ya kaçmaya başlıyor. Evet. Ve Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanacağını gelecek milletvekilleriyle ve onlardan boş kalan yerlerde sürgüne gönderilen boş kalan yerlerde ara seçim yapılarak
yeniden bir meclis oluşturacağı, bunun Ankara'da toplanacağını evet. ilan ediyor. Neden Ankara peki Sayın Şimşir? Yani rastgele seçilen bir yer olmasa gerek. Haritanın tam ortasındaki ilimiz olduğu için Ankara'da toplanılmasına karar verilmemiş olması gerek. Yani bir anlamı olmalı Ankara'nın. Çok, nedir var önemi? Var tabii. Şimdi biliyorsunuz fiili bir hükümet gibi, de facto hükümet gibi heyet temsiliye vardı. Özellikle Sivas Kongresi'nden sonra. Evet. Ve Türkiye'yi fiilen hükümet gibi idare ediyordu. Fakat Sivas uzak kalıyordu biraz. İstanbul'a uzak kalıyor. Cepheye uzak kalıyor. Batıdan saldırıya geliyor. Yunanlıların saldırıları. Evet. İkincisi daha önemli. Demiryolu Ankara'ya kadar geliyordu. Evet. Ondan sonra güneye Suriye'ye doğru gidiyor. Bağdat Demiryolu. Doğu Anadolu'ya doğru, Sivas'a doğru, Erzurum'a doğru demiryolu yok. Diyarbakır'a doğru da demiryolu yok. Güneyde demiryolu. Ankara o bakımdan çok daha önemli kazanıyor. Dahası Ankara daha önceden 20. Kolordu merkezi. O 20. Kolordu'nun başında da Atatürk'ün sınıf arkadaşı Atatürk'ün sınıf arkadaşı başında. Evet. Ve burası güvenli bir yer. Yani İstanbul'dan gelecek insanları güvenle, burada güvenlik bir yer. Ankara yani çok yönlü Ankara. Evet. Sizin merkez bu konuda bir de kitabınız var. Ben şöyle göstermek istiyorum değerli izleyenlerimize. Ankara bir başkentin doğuşu şeklinde neden Ankara'nın başkent seçildiğine tarih belki kronolojik olarak açıklamasını yaptınız. Sayın Şimşir'in kitabı değerli izleyenler ekranlarınızda şu anda. Ankara'nın neden bir başkent olduğu, neden Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğuna yönelik bir kitap. Ankara dedik, Cumhuriyet'in temel kilometre taşları neticesinde büyük öneme haiz olduğunu söyledik 23 Nisan gününün. Peki efendim, Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'le şu anki Cumhuriyet arasında farklılıklar var mı size göre? Bir tarihçi gözüyle baktığınız zaman. Tabii o kuşak, o Atatürk kuşağı, Cumhuriyet'in kurucu kuşağı çok hassastı. Çok evet. daha hassastı. Yani milli konularda olağanüstü hassasiyet gösteriyorlardı. Ve çok da saygın bir yeri var uluslararası düzeyde. Ben kişisel olarak bazen o dönemde büyükelçi olsaydım diye böyle içimden geçiyordu. Mesela bir büyükelçi, o zaman Türkiye'nin saygınlığını gösterme bakımından söylüyorum. Devlet başkanları, bakanlar Türkiye'ye büyükelçilerin davetine icabet ediyordu, geliyordu. Ve çok büyük saygınlığımız vardı. Yani o zamanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı şimdikinden daha mı fazlaydı? Daha fazlaydı. Evet. Yani biz bazı şeyleri bazı şeyleri yitirdik. Evet. Mesela ezan ve Kur'an Türkçe okunurdu. Atatürk zamanında fark sordunuz. Bu çok partili döneme geçerken kaldırıldı, Arapçaya dönüldü. Bu bana çok ağırıma gidiyor. Çünkü ulus devlet diyoruz, milli devlet diyoruz. Milli devletin bir milli dil politikası olur. Bu Kur'an'ın Arapça, ezanın Arapça olması bir dil meselesidir. Din meselesi değildir. Din bilinci, dil şuurudur. Ancak şu yönden de baktığımız zaman din bir evrensel bir kurumdur. Evet ama dolayısıyla şimdi kendi dinine haiz bir durum yani olması Arapça, gerekir. Arapça dil bu şeyi kurtarmaz. Mesela Hristiyan Araplar da Arapça konuşuyor. Arapça. Yani ben Şam'da bulundum. %25 o zaman Hristiyandı. Kiliselerinde Arapça yazı yazar, kiliselerinde Arapça dua ederler. Dahası söyleyeyim, yani konuyu dağıtmak evet, istemiyorum evet. ama şimdi Avrupa'da bir reform süreci var.
30 yıl savaşları var. Bu ne için yapılmıştır biliyor musunuz? İncil'i Almanca okuyacağım diye savaşmıştır. Yani bana Latince dikte edemezsiniz, benim dilim değildi. Şimdi ben Türkiye'de 100 bin camide Arapça konuşuluyor kardeşim. Yani ben gönlüm isterdi ki o, şimdi bu benim, bu dil, şimdi Kur'an'ın Türkçe okunması benim ulusal sınırımı da çiziyordu manevi bakımdan. Mesela ne diyorum, Hatay'da geçenlerde dikkatimi çekti, 14 Mart'ta bir canlı mevlüt yayını vardı TRT'den ve şeyden yapılıyordu, Antakya'dan. Evet. Şimdi ayınları gayınları çatlata çatlata Arapça Kur'an okuyordu. Aynı şeyi Suriye'de de okuyor. Ben Suriye'lilerin ne düşündüklerini tahmin ediyorum. Hı-hı. Orada da bulundum. İşte o anlamda diyorum şimdi, Sayın Şimşir. Gerçi konumuzun çok fazla dışına çıktık ama yani dil yani, bir evrensel konudur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Arapça ezan okunur. Almanya'da da Arapça ezan okunur. İşte, İngiltere'de, Türkiye'de de. İşte yani, şimdi ama Kur'an-ı Kerim konusunda tabii ki anlamak için mutlaka Türkçe mealini okumak gerekir. Şimdi tartışmaya girmek istemiyorum. Farkını sordunuz. Evet. Yani siz belki Arapça ezanı tasvip ediyorsunuz bilmiyorum ama dilin evrenselliğinden yanayım. Bu çok önemli bir kayıptır benim nazarımda. Onu geçelim şimdilik. Evet. Bu konuyu yönelim. Şimdi Cumhuriyet bugün egemenlik derken önce şuradan şey diyor. Bir adı bile evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hı hı. Osmanlı Meclisi değil. Dikkatinizi çekerim. Daha önce Osmanlı. İkincisi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyordu birinci bir, evet, meclisin başında. Yani burada padişaha yer yok demektir bunun anlamı. Ve Türkiye'nin cumhuriyete gittiğini daha İngiliz tahlilleri, analizleri daha Eylül 1919'da şey diyordu. Ben İngiliz belgelerinde bunu gördüm. Evet. Mustafa Kemal hareketi Anadolu Cumhuriyeti kurulmasına doğru gidiyor diyor. Sivas Kongresi'nin, evet, hemen ardından bunu görüyorlar. Ama bu açıklanmıyor. Bizde. Evet. Yani adım adım cumhuriyete gidiyoruz. Bu egemenlik önce millet egemenliğini eline alıyor. Olağanüstü bir meclistir birinci meclis. Çok geniş yetkileri vardır. Ve tek tek bakanları kendi seçer. Yani her bakan meclise karşı sorumludur. Yani kabine usulü yoktur. Tek tek bakanları seçiyor. Ondan sonra olağanüstü bir meclis olduğu için olağanüstü kanunlar çıkarılıyor. Mesela Hıyanet Vataniye Kanunu olağanüstü. Ondan sonra İstiklal Mahkemeleri. Şimdi İstiklal Mahkemelerinin benzerleri Fransız ihtilali zamanında da var ama, evet, bizimki daha meclisin kontrolünde. Üyeleri meclis üyeleri. Yani mebus, mahkemenin üyeleri mebuslar. Ve daha iyi hizmet ediyor. Yani ötede Fransa'da mesela komiteler, çeşitli komiteler hüküm veriyor. Evet. Giyotine gönderiyor vesaire. Bizde meclis üyeleri, yani meclisin kontrolünde gidiyor, iyi hizmet ediyor. Yani olağanüstü yetkiler öncelikle vatanı yabancı işgalinden kurtarmaya yönelik oluyor. Ondan sonra ilk anayasa yapılan ilk anayasa çok kısadır. Tartışmaya fırsat vermemek için, evet, kısadır. Cumhuriyet'ten falan söz konusu değildir. Ankara'nın başkent olmasında da söz edilmiyor. Ta şeye kadar Ankara'nın başkent olması, son işgal kuvvetleri, İstanbul'daki son işgal kuvvetleri Lozan Antlaşması'ndan sonra son işgal kuvvetleri İstanbul'u boşalttıktan sonra, evet, o zaman Ankara'nın başkent olması ilan ediliyor. Şimdi meclis kurulduktan sonra Mustafa Kemal bunu dünya devlet başkanları, daha doğrusu dışişleri bakanlarına da bir imzalı mektupla, uzun 4 sayfalık bir mektupla bildiriyor. Evet. Onu da bu kitabınızda yer verdiniz, evet, değil mi? Evet. Yani mektuba, bunu İngiliz arşivlerinde rastladım. Atatürk'ün. Evet. Değerli izleyenler, Sayın Şimşir'in İngiliz belgelerinde Atatürk adlı
kitabında Gazi'nin ikinci cildinde Gazi'nin diğer devlet başkanlarına yazmış olduğu mektuplar var. Mektup da, bir tane mektup. Evet, evet. Yani o mektup işte meclisin neden kurulduğunu, niçin Ankara'da kurulduğunu, nasıl bir meclis olduğunu evet. dünyaya duyuruyor. Evet. Fransızca bir mektup. 4 sayfa. Şu şekilde Gazi Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan mektupta görmek mümkün. Sayın Bilal Şimşir'in İngiliz belgelerinde Atatürk adlı kitabında değerli izleyenler. Buyurun Sayın Şimşir, siz devam edin efendim. Şimdi burada ilk önce bu mektupta İngilizlerin haksız yere evet. İstanbul meclisini, İstanbul'u işgal edip meclisi bastıklarını ondan sonra toplantı halindeki milletvekillerini tutuklayıp alıp götürdüklerini evet. bunun kabul edilemez olduğunu, protesto olduğunu söylüyor. Protesto ediyor Atatürk. Ondan sonra yeni meclis Ankara'da açılan Türk milletinin yeni bir meclis kurduğunu ve bunun bu meclisin en yüce başvuru makamı olduğunu, evet. merciği olduğunu ve milletin kaderini eline aldığını anlatıyor. duyuruyor resmi olarak. Evet. Bunu İngiliz arşivlerinde nasıl geldiğini, İngiliz arşivlerine doğrudan geldi diye bir not gördüm. Yani bizim o tarihte Ankara hükümetinin dışarıda elçiliği falan yok. Direkt olarak Atatürk gönderiyor. O İngiliz arşivlerine öyle girmiş. Evet. Efendim bugün 23 Nisan Türk milleti açısından çok önemli bir gün, Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanıyor. Yarın ise 24 Nisan sözde soykırımın sözde yıl dönümü olarak kabul ediliyor ve her sene olduğu gibi Ermeni diasporası da yarın Türklere kinlerini kusacak. Sözde Ermeni soykırımı üzerine neler söylemek istersiniz? Şimdi bir defa bu 24 Nisan'da hiçbir Ermeni ölmemiştir. Evet. Bu böyle bir tarih belirlemiş bunlar. Bu 24 Nisan'da şu olmuştur. Bazı Ermeni ihtilalcileri Türkiye'de tutuklanmıştır. İstanbul'da ve evet. Anadolu'da. Budur. Şimdi 2. meclis açıldıktan sonra, ikinci meşrutiyet kurulduktan sonra Ermeni komitecilerine, ihtilalcilerine diyeyim, dağdan inip politika yapmaları izin verildi. Yani bir anlaşma, gelin mecliste konuşalım. Evet. Hakikaten bazıları milletvekili de seçildi ve bundan sonra zannedildi ki Ermeni ayaklanmaları sona erecek. Çünkü 1890'lardan beri Anadolu'da kan döküyordu bu Ermeni taşnak ve hınçak komiteleri. 1915'e kadar, yani kaç ediyor 90'da dersek 15 yılda 10-20 yıldan beri, neredeyse 25 yıldan beri Anadolu'da kan döküyor. Bunu son verin diye umut edildi. Fakat bunların beklentisi şu oldu, olmuş. Türkiye harbe giderse bizim için fırsat doğar. Evet. Yani Türkiye 1914 harbine, Birinci Dünya Savaşı'na girince Ruslar doğudan saldırıyor. İngilizler, Fransızlar da batıdan Çanakkale'ye saldırılıyor. Mart, Nisan aylarında aynı tarihlerde Ruslar da doğudan yürürülüyor. Tam bu sırada Ermeniler Türkiye iki ateş arasında, yani kıskaç arasında bir anlamda Ermeniler, Anadolu'daki Ermeniler bu komiteciler tarafından ayaklandırılıyor. Evet. Ve bizim ordu birliklerini arkadan vuruyorlar. Bunun üzerine bu komiteciler tutuklanıyor. 24 Nisan bunun yıl dönümüdür. Evet, evet. Yani yoksa soykırım yapılır ama propagandanın gücü deyim tekrardadır bir anlamda. Bunu o gün bugündür devamlı tekrarlaya dünyanın beynine adeta kazıdılar. Yani 24 Nisan deyince o gün sanki büyük bir katliam yapıldı. Hiçbir şey olmadı, hiçbir kan dökülmedi. Bir tane Ermeni ölmedi 24 Nisan'da. Bir defa bunu edelim. Evet, açıklığa kavuşturmakta. Ermeni meselesi Atatürk zamanında kapanmıştı. Evet. Yani Doğu'da 1920 sonunda
Kazım Karabekir Paşa Doğu Anadolu'da Ermenilerle bir savaşa giriyor ve Ermenilere barış anlaşması yapılıyor. Arkasında bu Gümrü Barış Anlaşması. Arkasından Ermenistan'da ihtilal oluyor. Yeni bir Sovyet Ermenistan'ı kuruluyor. Bu defa Sovyet Ermenistan'ı ile Sovyet Ermenistan'ı, Azerbaycan, Sovyet Azerbaycan'ı ve Sovyet Gürcüsü'nü ile birlikte Kars Anlaşması yapılıyor. Evet. Bir de 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması yapılıyor. Yani sınırlar çiziliyor. Evet. Ve Atatürk'ün bir sözü var. Büyük Ermenistan'dan eser kalmamıştır. Ermeniler, Ermenistan tabii sınırları içinde bırakılmıştır diyor. Yani Ermenistan'ın nüfusu şu kadar, yani 3 milyon diyelim mesela. Bugünkü Ermenistan sınırları içinde kalıyor. Evet, yani, şimdi peki efendim, az önce anlaşmalardan bahsettiniz. Şüphesiz anlaşma her iki tarafın bir anlaşmasıyla meydana gelen bir akit, Kars Anlaşması'ndan bahsettiniz. O zamanki Ermeniler şu anki bölgelerinde vatanlarına kalabilmek için anlaşma imzalamışlar. Peki bu Ermenilerin yapmak istedikleri olay nedir? Zamanında kabul etmişler. Şimdi şöyle başladı olay. Aradan 40 yıl sonra 1960'lı yıllarda evet. Rusya, Ermenistan patriği daha doğrusu Ermenistan Patriği bir tarafta, bir de Lübnan Patriği iki bildiri yayınladılar. Evet. 64 yılında. Dediler ki soykırımın 50. yılı yaklaşıyor. 65'te olacak demek 15, 65, 50. yılı. Bu 50. yılda dünyayı ayağa kaldırın. Dünya, bütün dünya Ermenilerine çağrıda bulunuyorlar. Zehir zemberek birer bildiridir bunlar. Dünyayı ayağa kaldırmak için hareket edin. Bütün dünya Ermenilerini harekete geçirdiler. Evet. Şimdi ve ilk önce bunu propaganda ile yaptılar. Böyle dünyada yoğun bir propaganda kampanyası sürdürdüler Türkiye aleyhine. Evet. Bu propaganda tabii tortular bıraktı. Kitap, gazete, dergi vesaire, film. Bununla yetinmediler. İkinci aşamada bu soykırım anıtları dikmeye başladılar. Evet. İlk önce Amerika'da Montebello kasabasında bir soykırım anıtı diktiler. Arkasından Erivan'da bir anıt diktiler. Sonra Fransa'da ve aldı yürüdü. Şimdi bugün diyorlar ki Fransa'da 35 tane irili ufaklı Ermeni anıtı var bu türde. Türkiye'de biz şehit diplomatlarımız bir tane anıt dikemedik hala. Evet, evet. Söylenip duruyorum. Söyleyip duruyorum maalesef, ama hala şey demedik. Evet. Şimdi bundan sonra şu oldu. Sovyetler Birliği dağılırken bu Ermenistan önce bir bağımsızlık deklarasyonu yayınladı. Bu bağımsızlık deklarasyonunu Sovyet Ermenistan yayınladı. Batı Ermenistan hedefimiz dedi. Batı Ermenistan Sevr Ermenistan'ı. Yani evet. Doğu Anadolu. Evet. Sevr Antlaşması ile 1900 Sevr Antlaşması ile Sivas'a kadar Doğu Anadolu Ermenistan diye öngörülmüştü. Nüfusları %5-10 olmasına rağmen burasını Ermenistan'a vermeyi öngörüyorlardı. Evet. Şimdi bunu Batı Ermenistan diye vaftiz ediyor adı ve bunu bağımsızlık deklarasyonuna koyuyor. Bir. Arkasından bir anayasa çıkardı Ermenistan. Evet. Bu anayasanın ön kısmında, divazesinde dedi ki bağımsızlık deklarasyondaki ilkeler anayasa hükmündedir. Yani Batı Anadolu'dan toprak, Doğu Anadolu'na pardon, Batı Ermenistan dediği Doğu Anadolu'dan için toprak isteme gibi küstahlaştılar. Yani bu tabiri mazur görsün çünkü hiçbir devlet buna göz yumamaz. Ondan sonra da şimdi Avrupalı, Amerikalı diyor Ermenistan'la ilişkilerinizi normalleştirin. Hatta böyle Ermenistan devlet adamları, Dışişleri Bakanı falan sağda solda konuşuyorlar. İşte hiçbir ön şartsız Türkiye'ye görüşme. Ön şartı önce anayasası da koyuyor. Önce anayasasını değiştir. Bir Ermeniye ben bunu söyledim, böyle burada geldi ağzından bal dönü, ilişkileri geliştirin, peki anayasanız ne olacak dedim. Çocuk aldatır gibi. Biz bağımsız olmadığımız için ama anayasanın nasıl yapılacağını bilmiyoruz. İş mi bu? Öyle biz de size, bizde iyi anayasa profesörleri vardı, size gönderirim de. Evet. Yani evet. Şimdi olacak gibi değil. İlk önce evet.
bir de şu Atatürk'ü gene zikrederek şunu söyleyeyim. Bizim evet. şöyle bir dış politika uygulaması var Atatürk'ün. Atatürk döneminde o zaman yeryüzünde 50 kadar devlet var bağımsız. Hemen her devletle bir dostluk antlaşması imzalanıyor. 40 kadar Atatürk'ün sahanda 40 kadar dostluk antlaşması yapılıyor. Bu anlaşmayı yaparken yapmadan önce sorunlar varsa masaya yatırılıyor. Onlar hallettikten sonra. Evet. Şimdi bu dış politika uygulamasının yıllar sonra Sovyet